Merhabalar. Bu videoda TradingView'de Pine Editor'de en çok kullandığım ve en çok verim aldığım, yani verim aldım demeyeyim de en çok işe yaradığını düşündüğüm 4 fonksiyondan bahsedeceğim. Bu fonksiyonların hepsi aslında birbirleriyle bağlantılı ve ortak kullanılıyor. Çok video çektim bugün. Sesim artık çatallaştı. Kusura bakmayın. Şimdi bu fonksiyonların isimleri highest, highest bars, lowest ve lowest bars, yani en yüksek değer, en yüksek değere olan uzaklık, en düşük değer ve en düşük değere olan uzaklık. Şimdi ben ilk önce highest değişkenini kullanacağım. Highest fonksiyonunu kullanacağım. Bu fonksiyon nasıl kullanılıyor? Highest yazıp bir uzunluk veriyorsunuz. Bu uzunluk kadar mumları tarıyor ve o mumları içerisindeki en yüksek değeri, kazançlar yani sonuçlar bana veriyormuş. Hemen bir kullanalım. X değerini eşitleyelim. X değeri eşittir highest 50 diyelim. X şu an neye eşit oldu? 50 mum içerisindeki en yüksek değer. Yani bu iğnelerin en yüksek olanını bana verecek. Peki ben bunu nasıl öğrenebilirim? Plot x derim, yazdırırım. Hemen grafiğe ekle diyelim. Bakalım, hiç buradaki değeri kontrol etmeden şuradan bir adet cetvel alalım ve son 50 muma çekelim. Kaç mum oldu? Bu kadar mesafede en yüksek değer 412.64. Bakalım, burada 412 değer şurada gözükecek. 412.64 mü? Tamam, biz yanlış yapmışız. 412.68'miş. Önemli değil. 412.68'miş. Yani şu mumun, şu birkaç mumun son 50 mum içerisindeki taramalarındaki en yüksek değeri 412.68'miş. Ama buradaki mumların da öyle mi? Mesela buradaki mumun, buradaki mumun veya şu mumun son 50 mum içerisinde tarama yaptığında en yüksek değeri şuraya denk gelmeli. Mıknatısla bir bakalım. Şunun ucuna 410.36 mı? Bakalım. Şuradan kontrol edin. 410.36. Gördüğünüz gibi highest fonksiyonu bana verdiğim değer içerisindeki en yüksek değeri veriyor. En yüksek mumun değerini veriyor. Peki bir de en düşüğe bakalım. Y eşittir lowest 50 diyelim. Son 50 mumdaki plot diye diyelim. Son 50 mumdaki en düşük değeri bana göster diyorum. Kaydet diyorum. Bunda hehehehe diyelim. Kaydettiğimde de alttaki çizgi tabii ki de ne olacak? Son 50 mumdaki en düşük değeri bana gösterecek. Hemen şuradan bir cetvel çekelim. 50 mum içerisindeki en düşük değer muhtemelen gözükmüyor şuradan. Şu mıknatısı da kapalım. Şu 380 seviyeleri falan olmalı. Bakıyorum. Şu mumun 370 seviyesiymiş. Bakın sağdaki şu mumların en düşük seviyesi son 50 mumda 370 nereye denk geliyor? Buralara mı denk geliyor? Evet. Son 50 mumdaki en düşük değerlerini bana, en düşük değerini bana veriyor. Peki ben bunu istiyorum. Tamam, bu güzel. Peki daha güzel bir şey daha var. Örnek veriyorum. X'e uzaklık diye bir değişken tanımlamak istiyorum. Normalde bunu nerede kullanacağız demeyin. Bunları bilelim. Kullanacağımız yerler denk gelecek, merak etmeyin. X'e uzaklık. Yani X benim aslında neydi? En yüksek tepemdi. En yüksek tepeye olan uzaklığı merak ediyorum. Nasıl bulabilirim? Highest bars 50. Yani son 50 mumdaki en yüksek tepeye olan uzaklığı bana bul dedim şu an. Bakalım şu plot x ve y'yi kaldıralım. Plot x'e uzaklık dediğimde bakalım karşıma ne çıkacak. Normalde son 50 mumdaki şunu da kapatalım. Şu mumdayız şu an. 1 Eylül saat 21'deki mumdayız. Son 50 mumdaki en yüksek mumu 1, 2, 3 mum geride. Gördüğünüz gibi.
O yüzden benim şu mumun üzerindeki indikatörüm 3 yazmalı, bu mumda 2 yazmalı, bu mumda 1 yazmalı, bu mumda da 0 yazmalı. Bakıyorum, indikatörün üstüne geldim. Şu an 3 diyor, eksi 3 bu arada, eksi 2, eksi 1 ve 0. Şu an en yüksek mumdasınız demek oluyor bu. Peki, yani son 50 mumdaki en yüksek bara olan uzaklığı bize verdi. Ama sola doğru taradığı için sayı doğrusunun solu da eksiler olduğu için bize negatif bir değer döndürdü. Peki ben bu değeri nasıl pozitif yapabilirim? Hazır konusu gelmişken bir fonksiyondan daha bahsedelim. ABS fonksiyonu. Buraya gelip bir değişken daha atayabilirim ya da buradan bunu silip ABS parantez içerisinde x'e uzaklık dersem bu sefer bunlar pozitif olacaklar. Olmadı. Neden olmadı? Bir tane parantez koymamışız. Kaydettiğimde bakın bu sefer pozitif değerler benim karşıma geliyor. Bakın mesela şu mumda 19 yazıyor, bakın 24 diyor. Şu mumdan itibaren en yüksek mumu olan mesafesi 24 mummuş sola doğru. Aynısı lowest bar için de geçerli. Bunu tekrar hani aynı fonksiyonu tekrar göstermem gerek yok. Videolar çok uzun oluyor sonra. Umarım anlaşılmıştır. Bu videoda highest, lowest bars, highest bars ve ABS fonksiyonunu gördük. Bunları alın, kendiniz yazın, ekrana yazdırın, deneyin. Kendinizi ancak bu şekilde geliştirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.